Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Etkinliğe başlamadan önce çok ufak birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum sizler için. Etkinlik boyunca bütün katılımcıları görmek isterseniz ekranınızın en sağ üst köşesinde 9 tane yuvarlağın bulunduğu ve yanında view yazan bir seçenek var. Oraya tıklayıp gallery view yaparsanız bütün herkesi görebilirsiniz. Dilerseniz yalnızca sohbeti yürütecek olan Gözde'yi de görebilirsiniz. Nasıl daha rahat dinlerseniz. Mute seçeneği var. Mute seçeneğinde sesiniz kapalı halde olacak. Konuşmak isterseniz mikrofonunuzu açabilirsiniz sohbet sırasında. En alt bölümde, en alt barda Reactions diye bir kısım var. Oradan biraz önce gün içerisindeki duygu durumunuzu ifade ederken kullanmanızı rica ettiğim alandan dilerseniz sohbet boyunca bizimle reaksiyonlarınızı paylaşabilirsiniz. Chat kısmında yazdığınız yazının herkese ya da dilediğiniz herhangi bir kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Özelden birine bir iletişim kurmak isterseniz orada ismini seçiyor olmanız yeterli olur. Bir de bu etkinlik boyunca kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar daha sonrasında proje kapsamında oluşturulan kadim.org adlı web sitesinde daha sonra projeye dahil olan ya da bu sohbetlere katılamayan fakat içeriklerini merak eden kişilerin kullanımına açık hale gelebilmesi adına. Diyorum ve hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çok ufak bizden bahsedip bugün burada neden varızı anlatmak isterim. Bugün kadim ekibi olarak sevgili Nebile proje koordinatörümüz, yazılım ekibinden Ahmet ve sevgili Gözde bizimle. Onların da size el sallıyorlar. Eğer View'da herkesi göremiyorsanız onlar adına sesle tanımlamak istedim. Kadim projesi nedir? Ondan bahsetmek isterim çok ufakça. Kadim projesi aslında en temelde Türkiye'deki sosyal ve ekolojik açıdan adil üretim yapan kadın topluluklarının hareketli, daha adil bir ekonomiyi niyet eden bir proje. Çok azıcık sosyal ve ekolojik açıdan adillik ne demektir? Bunu açmak faydalı olabilir. Yaptıkları üretimlerle ne doğayı ne de insanı sömürmeden bir ormanın ekosistemi nasıl ki varlığını yüzyıllardır sürdürebilir ve bu sürdürdüğü zaman aralığında da diğer canlıları, diğerlerini besleyebiliyorsa aynı şekilde projede yer alan ve yer almayan da Türkiye'deki bir sürü kadın topluluğu aynı şekilde üretim yapıyorlar. Bu projeyle de aslında o kadın topluluklarının hareketle bu uygulamaların daha fazla kişiye ulaşmasını niyetliyoruz. Kadim Sohbetler serisi de bu proje kapsamında yaptığımız bir sohbet serisi. Burada da niyetimiz aslında belirli konu başlıklarında kadın topluluklarının bilgi ve deneyim paylaşımları yapması diyebilirim. Etkinliklerin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz bugün Gözde ile. Daha önceki görüşmeleri de dilerseniz kadim.org web sitesinde Kadim Sohbetler başlığı altında bulabilirsiniz. Etkinliğe başlamadan önce çok ufak birkaç sorum var size. Hangi ilden katıldığınızı, bugün eğer bir hava durumu olsaydınız, hangi hava durumunun sizi tanımladığını ve bugün buradan ne alıp gitmek istediğinizi, bugün buraya gelirken beklentilerinizin neler olduğunu chat kısmından bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Dilerseniz biraz önce sesli olarak söylediğim şeyleri chat'e de yazabilirim. Böylece hangi sorulara cevap istediğimizi, sizin paylaşımlarınızı beklediğimizi oradan doğrudan görebilirsiniz. Hangi ilden katılıyorsunuz? Bugün bir hava durumu olsaydınız hangi hava durumu sizi tanımlardı ve bugün buraya gelirken cebinizde neler götürmek istediniz? Seyran Delice Datça'dan aramıza katılıyormuş. Bugün onu güneşli hava durumu tanımlarmış ve bugün buradan deneyim alıp götürmek istiyormuş. Gözde, teşekkürler paylaşımın için. İstanbul parçalı bulutlu ve öğrenerek. Evet. Eğer ya chat'te yazmak istemeyen varsa belki mikrofon açıp da duyabiliriz. Evet. Dilerseniz doğrudan sesli olarak da söyleyebilirsiniz tabii.
Nergis Bursa'dan bulutlu ve dayanışmayla ayrılmak istiyormuş. Simge İzmir'den bulutlu ve iyi örneklerden ilham alarak. Yazılar aktıkça yakalamaya çalışıyorum. Yasemin'i bugün İstanbul'dan aramızda görüyoruz ve yağmurlu, insan katarak ve öğrenerek deyip iki araya da gülücük koymuş. Sevgili Sinem, mesajların doğrudan bana geliyor. Eğer herkesin görmesini istiyorsan chat'in üst kısmında to'dan everyone'ı seçebilirsin. Böylece herkes yazdıklarını okuyabilir. Irmak, çevre mühendisiyim. Şu an aile yanında İzmir'deyim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Gök gürültülü, sağanak yağışlı demiş. Benim gibi düşünen insanlarla bir arada fikirler paylaşarak. Hepiniz hoş geldiniz. Figen Hanım'ın yazısını okuyoruz. Kocaeli, İzmir. Ah, kaçırdın mı? Evet, Figen Ankara'dan. Şaşırdım ben Kocaeli'yi de okuyunca. Ankara'dan diyebiliyorum çünkü. Çok karlı tipiyle. Çünkü herkes evde. Evde kalmaları için farkındalıklı demiş. Ah, ne kadar güzel paylaşımlarınız. Akyaka'dan aramızda olan Neşe var. Emine Ankara'dan, Özge Kocaeli'den ve hava durumları da yavaştan tanımlanıyor. Teşekkürler paylaşımlarınız için. Deyip ben yavaştan topu Gözde'ye doğru atmak istiyorum. Okay. Paylaşımınız için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli geçer sohbet sizin için. Gözde'cim, top sende. Teşekkürler. Herkese cumartesi akşamını benimle vakit geçirmeye ayırdığı için teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saatlik bir kurgum var benim. Kadim ekibiyle beraber bir içerik hazırladık sizin için. Genel kapsamı da hem yeni doğan bir topluluk için ihtiyaçlar hem de var olan topluluklar arası iç iletişimi ve dayanışmayı artırmak için nasıl bir yol izleyebiliriz, neler yapabiliriz? Bununla ilgili katkılarım olacak, olması için emek vereceğim diyeyim. Burada yeni bir topluluk kuracak olan var mı? Sıfırdan bir topluluk kuracak. Yoksa herkes bir topluluğun parçası mı? Kuracak olan birisi varsa hemen yani mikrofonunu açıp söyleyebilir. Merhaba. Merhaba. Söz alabilirim belki bu konuda. Evet, bir topluluğumuz var. Bir kadın topluluğuyla birlikte Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi içindeyiz. Fakat önümüzdeki dönemde üzerinde çalıştığımız bir proje neticesinde ulaşmak istediğimiz bazı hedefler var. Kadınların bir araya gelebileceği, öğrenebileceği ve üretebileceği neler olabilir konusunda bir topluluk oluşturma arifesindeyiz diyebilirim. Harika. Umarım bugün sizin işinizi kolaylaştıracak şeyler aktarırım. Başka var mı Nergis Hanım Merhaba. Gibi? Merhaba. Sinan ben de. Kocaeli'den katılıyorum. Pek çok kadın gruplarıyla beraber hareket ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak. Şimdi de bir yerel kalkınma, kadın kırsalda kadının güçlendirilmesiyle ilgili daha odaklı bir çalışmamız olacak. O kapsamda da yeni oluşacak bir topluluğumuz da olacak. Onlar adına aslında biraz da buradayım. Süper. Çarşınızı gördüm ben. İlanları gördüm yine. Hayırlı olsun. Şimdi bir başka var mı eklemek isteyen? Zübeyde Hanım, buyurun. Evet, ben Aydın'dan, Kuşadası'ndan katılıyorum, Güzel Çamlı'dan. Harika. Biz de burada bir mahalle ölçeğinde örgütlenme içindeyiz, derneğiz ama kolaylaştırıcılık rolümüz de var. Biz de buradaki üretici kadınlarımız var. Onun dışında çoklu bir kooperatif kurma arayışındayız. Bu çevre, ekonomi, toplumsal üç boyutu da çözümleyebilir bir mahalle ölçeğinde bir üretimimiz olabilir mi bu anlamda? Kooperatif kurabilir miyiz? KEDEV'le bir görüşmemiz oldu. Kadın kooperatifi olarak. Bu topluluk için arayıştayız. Koruma yaşatma da bir amacımız. Özellikle pandemi ve işte iklim kriziyle. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değinen konu başlıkları var. İşte onların hangilerini kapsayacak? Örnekleme olursa bize o anlamda destekleyici bir
buluşma olursa diye heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka var mı bu konuda kendi topluluğuyla ilgili ya da kurmak istediği topluluğuyla ilgili söylemek istediği bir şey olan? Şöyle devam edeceğim. Aslında 3 kişi de var olan bir topluluğun bir yeni bir birimini oluşturmak üstüne örnekler verdi. Aslında bu bölümde söyleyeceğim şeyler sizler için ilk etapta belki çok yeni olmayacak ama aslında bizleri bir araya getiren en temel şey değerlerimiz. Bu arada arkadan ses gelebilir, arada İpek uğrayabilir. Anlayışınızı rica ediyorum. 3,5 yaşında kendisi. Sınırlarla ilgili çalışıyor da. Ve hani değerlerimizle ilgili en başından itibaren açık bir iletişim kurarak başlamadığımız sürece bir dil birliğine gelmek çok kolay olmuyor. Yani kent konseyi içindeki bir kadın meclisi aslında ne bir politik temsil ama bir taraftan da sivil toplum kuruluşu temsilcisi ama aynı zamanda kentin ihtiyaçlarını, kentlinin ihtiyacını ifade ediyor. Bizim bireysel değerlerimiz nerede, kurumsal değerlerimiz nerede, temsil ettiğimiz kurumların değerleri nerede? Burada benim ilk adımı atarken söyleyeceğim ilk şey, topluluğu oluşturan her bir bireyin kendi değerlerinin aslında o topluluğu oluşturduğu. Yani ben bir şeyi adil bir şekilde yürütmek, yapmak istiyorsam gözde olarak ve o organizasyonun da adil olmasını istiyorsam bu temeldeki bir değer olabilir. Ya da önemsiyoruz örneğinden yola çıkarak bilgiler vermeye devam edeceğim. Biz 5 yıl önce 2 kişiyle başladık. Bugün 104 kişiyiz. Ve farklı çalışma grupları olan işte 20'den fazla farklı şehirde risk grubundaki kadınlar ve çocuklarla çalışan ve aynı zamanda o kadınlarla çalışan uzmanları güçlendiren bir organizasyonuz. Bunu yaparken bizim en baştaki başlangıç noktamız çocuğun oyuncağa erişim hakkıydı. Benim adli sistemdeki çocuklar ve kadınlarla ilgili bir gönüllülük projesi sırasında bir avukattan duyduğum oyuncağın erişilebilir olmadığı ile ilgili bir cümle benim başlamama vesile oldu. Çünkü bana göre oyun her çocuğun hakkıydı ve çocuk o hakka ulaşmalıydı. Başlangıç noktası bu olan bir yapımız var bizim. Yani bir ihtiyacını ifade edemeyen bir grubun görünür olmasını sağlayıp ona hakkını teslim etmekti. Birken iki, ikiyken beş ve aylar içinde 15, 25, 35 ve son pandemiyle beraber 65 kişiden 104 kişiye çıktık. Bu 65'ten 104'e çıkışımız geçtiğimiz Nisan ayından bu yana. Ve pandemi aslında biraz daha bizleri birleştiren doneler sundu, zorlaştırdığı kadar. Bir kişi başladığınız yolda eğer ki bir kişi değilseniz, birkaç kişiyseniz yine de ortak değerlerinizi yazılı olsa da bir kağıdın kenarına yazsanız da, bir post-it'e yazsanız da ya da bir ne bileyim WhatsApp mesajınızın içinde olsa da bunu yazılı hale getirmek ve dil birliğinizi sağlayacak bir sözleşmenizin temelini oluşturmak çok kıymetli. Çünkü dönüp çok zorlandığınız zamanlarda biz neden buradaydık diyebileceğiniz bir referans oluyor. Bunu dememin sebebi aslında bazen 2 kişi, 3 kişi bu çok daha fazla kişiye çıktığında ve önceliklerimiz değiştiğinde tüzel yapılar gereğince dernek başkanı olduğunuz için, kooperatif başkanı olduğunuz için, tek imza yetkisi sizde olduğu için, ekipteki işte kooperatif ortakları aslında sadece ortak gözüküp herhangi bir yükü paylaşmadığı için ve sizin de ona hani neden yük paylaşmıyorsun deseniz de duymadığı ya da orada olayım ama bir şeyin de taşın altına da elimi koymayayım diyen yaklaşım karşısında duygusal olarak dayanıklılığınızı sürdürebilmek için en temelde kendi ihtiyaçlarınızı ifade edebileceğiniz bir ortamı açmış olmanız gerekiyor. Bu da işin en başındaki yol arkadaşlarınızla açıklıkla ilerleyebiliyor. Ve yeni gelen kişilerin de 2 kişiyseniz 3. kişi de sizdeki netliği görmek istiyor. Bu netlik onun dahil olmasını sağlıyor. İş yükü dağılımı konusunda hani geçmiş deneyimlerinizden, bugününüzden de olmak zorunda değil. Ama yaşadığınız bir problem var mı? Karşılaştığınız, paylaşmak isteyeceğiniz. Bu hani kayıt altına alınan bir video ama
burası kesilmeli ve ben bunu buradaki kapalı 21 kişiye söylemek istiyorum diyeceğiniz herhangi bir şeyde de Büşra'lar not alacaklar dakikayı ve orayı keserek YouTube'da yayınlayacaklar. Bunu da sözleştik kendi içimizde. O yüzden hani bir şey paylaşmak isterseniz sözümü kesmekten lütfen çekinmeyin. Ama topluluklarda işin resmiyet kazanmasıyla beraber genelde o topluluğun lideri olarak öne çıkan kişi imza yetkisi de olduğu için, bakanlık bir soruşturma açacaksa soruşturmayı açacağı kişi olduğu için, bir taraftan kaynak geliştirmek zorunda olduğu için, iletişim tarafını yönetmek zorunda olduğu için, bankada hesap açıp o parayın gelen faturanın ödemesi, muhasebenin tamamlanması gibi gibi bir sürü operasyonel şeylerden işin stratejisine ve gerçekten yapmak istediğine odaklanamadığı bir süreç yaşıyor. Ben kendi önemsiyoruz deneyimimde 5 yılda bununla yüzleştim. Ve aynı zamanda iki farklı kadın kooperatifle çok yakın çalıştık geçtiğimiz dönemlerde. O kooperatif bünyesindeki kişilerle de bu deneyimi yaşadım. İstifaya kadar gidebilen bir süreçle karşılaştık orada. Bizim ekibimizde bir istifa söz konusu olmadı ama kooperatif bünyesinde görev dağılımları yapılamadığı için tartışma ya da işte sen ama en başında böyle dememiştin, sen aslında kendini ön plana çıkarmak istiyorsun gibi gibi sözlerle en başında söylenmediği için, en başında aslında kadınlar arası güçlenme yeri olarak görülmediği için kooperatifler ve dayanışma toplulukları orada bir tekrar merkezlenme ihtiyacı söz konusu oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey önereceğim. Böyle mini çalışma grupları hazırladık sizin için. Üç kişilik gruplar halinde Ahmet sizi odalara yönlendirecek. Ve bu odalarda adınız, soyadınız, temsil ettiğiniz bir topluluk varsa onun adı, çalışma alanı ve sizin bireysel olarak odaklandığınız alan. Yani ben bu dernek bünyesinde, bu topluluk bünyesinde iş geliştirmeden sorumluyum diyerek ve bundan da iyi anlarım diyerek birbirimizle paylaşacağımız bir 7-8 dakika ayıracağız. Şimdi breakout room deyince gidenlerimiz oldu. Korkmayınız, bir şey olmayacak. Sadece birbirimizden öğrenmek üzere birbirimizi tanımak üzere bunu yapıyoruz. Çünkü belki de önemsiyoruzdaki mesela bizim gönüllerimizden biri var burada Seyran. Sizin kooperatifinizdeki kadınlar arası dayanışmaya bir şey sunuyor olabilir. Bu breakout room'un amacı birbirimizi tanıyarak birbirimizden ne alabiliriz ve ne verebiliriz onun tohumlarını ekmek. Şimdi sözü Büşra'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim Gözde. Gözde'nin biraz önce bahsettiği gibi birazdan Ahmet bizleri farklı odalara atayacak. Chat'ten de paylaştığım sorular etrafında sizlerin birbirinizi tanıması ve birbirinizle ileride oluşabilecek ortak paydaştaki işleri ya da yeni tanıdığınız kadınlar ya da yeni tanıdığınız insanlarla sohbet etme alanı yaratmak istiyoruz. Ahmet, yavaştan odalar hazırsa herkesi odalara gönderebilir miyiz? Ben de ilgileniyorum eş zamanlı olarak. Tamamdır. Birazdan ekranınızda Join Breakout Room yazısı çıkacak. Ona tıklarsanız doğrudan odada görünebilirsiniz. Soruları not almak durumunda değilsiniz. Chat'ten tekrar paylaşıyor olacağım. Büyük ihtimalle odalarda da görünebilecek bu yazılar. Sorular etrafında birbirinizi tanımanızı isteriz dedim. Yavaş yavaş gidiyorlar. Sanırım olabiliyor. Oldu. Şu an Room 5 Yasemin Hanım tek. Emine Aksoy'dan evet. Cansu Yüksel sanırım bizimle şu an ana odada. Mikrofonumu açayım. Evet. Room 4'e mi göndereyim Room 5'ten? Şu anda herkes gitti gibi. Yes. Room 5'tekiler 2 kişi kaldı. Olsun. Şuradan isminiz, soy isminiz, temsil ettiğiniz topluluk varsa adı. Bir daha yazsam buradan gözükür sanırım. Broadcast yollaman lazım şu an. Şu an chatten sadece biz görürüz. Breakout Room'a tıkla. Altta Broadcast Message to All var. Ben de sadece room'lar. Tamam, ben şimdi gönderiyorum. İsminiz, soy isminiz, temsil ettiğiniz topluluk varsa adı, çalışma alanı. Ben kopyalayayım mı? Hop, bu evet. Bir. Yukarıya gönderdim. Topluluğunuzun
çalışma alanı ve sizin bireysel olarak odaklandığınız alan ile sunabilecekleriniz. Nasıl gidiyor? Ben hala uyuyor gibiyim de. Birazcık. Durgunum yani. Bence gayet güzel gidiyor. Ne bileyim, sesin gelmiyor. Tamam. Benim mikrofon, benim kulaklık gitmiş. Neyse. Ahmet, seni duyuyoruz. Yok, ne bileyim, duymuyoruz. Bir sıkıntı var o zaman. Heh, şimdi geldi. Şimdi geldi. Heh, tamam, pardon. Şey, yok, sen iyi başladın da odalara ayrılacağız deyince 5 kişi kaçtı resmen ya. Evet, kaçarlar. Tahmin ederim yani. Kaçarlar. Korkmasın. Ama işte kaçıyorsa zaten şey yani. Kaçıyorsa bizim değildir. Neydi öyle bir şey? Yani hedef de şey zaten. Oh, 14 tane de oda açmışız. Olsun ama. Yine bir kişi. 7-8 dakika dedik değil mi? 25 geçe gönderdik. Sağ üstte yazan bir süre var mı Ahmet sende? Dudağını okuyorum. Kapalı. Yok bende gözükmüyor galiba. Mikrofon kapatmışım. Yok bende gözükmüyor. Ben 24 dakikayı not aldım. Şu an 26-2 dakika oldu. Ha, tamam. Oradan bir şey yayınlarız. Şuradan mesaj. Son bir dakika diye. Ne, bir 5 şey 6 dakikalık süreniz var diyorum ben buraya. Süreniz var. Şimdi breakout room'dan döndükten sonra bir daha gitmek ister misiniz diye soralım. Bir tur daha. Bu kez her odada işte birini bırakıp kombinasyon yapmak gerekecek Ahmet. Şey kısmını konuşmuştuk İsterlerse ya Gözde. Ben onu yapalım. Paylaşmak isteyen olursa içeride bir paylaşım yapsın. O yüzden ikinci odaya gitmeye... Gitmeyelim, tamam. Gitmeye gerek kalmayabilir. Tamam, teşekkür ederim. 6 dakika var. Ben bir kahvemi alıp geleyim de bir uyanayım yani. Tamam. Bluetooth kulaklığımın şarjı bitmiş. Bu ara duyamadım. Yani şey mi bu? Bu arkadan bağlı olanlardan. Hı. Ahmet'ciğim çok teşekkürler bu arada desteğin için. Rica ederim, ne bile sorun. Bu bugünün reaction Ahmet'e gidiyor ve çok teşekkür ederiz. Ben o reaksiyonları göremiyorum. Yani şey, ben kendimi görüyorum burada. Şu alanda gözüküyor. Yaptığımda. Neyse. Teşekkür ediyorum reaksiyon için. Gözde, bir şey soracağım sana. O Spotify'dan müzik açtığında direktman şey oluyor mu? Nasıl yaptın onu ya? Göstereyim. Share screen'e tıklıyorsun. Aha. Advanced var yukarıda. Advanced'e geldiğin zaman müzik or computer sound. Aa, tamam, süpersin ya. Biz onu becerememiştik bir kere de. Aldık not, aldık. Artık biz de becereceğiz. Yavaş yavaş. Bu da çok işe yarıyor müzik. Bu arada ilk odalı şeyimiz. İlk aslında ilk kadim sohbette Büşra'nın önerisiydi. O aramızdaki en vizyoner insan daha genç olduğu için teknolojiyle de arası iyi. Ondan sonra hadi babayla gidin anneciğim içeri. Bir şey yapamamıştık yani. Yapamamıştık. Bugüne kısmet oldu. Güzel oldu. Ellerine sağlık Ahmet, gerçekten. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz, ne bile çözeceğiz. Proje bitmeden çözeceğiz. Şey, adı aklıma gelmiyor ya. Ahmet kaç dakika oldu? Şu an 6 dakika oldu. 6 dakika. Benim saatim mi geliyor? Son 2 dakika yazıyorum. Tamam. Ben Nisan'dan beri breakout room'lu kaç kişiyi bir araya getirdim söyleyeyim. Toplantı sayısını hatırlamıyorum çünkü böyle 600 kişiyi falan bir araya getirmiş olabilir. Ay. Bravo. İyi, Haziran'dan beri sadece komite toplantılarımız
60 kere faaliyet raporunu yazdım şimdi. Ha, biri geldi. B geldi. Bir şey yeni katılıyor aramıza en baştan. O yüzden odalardan döndükten sonra alsaydık. Ben onu... Selamlar B. Şu anda herkes breakout roomlarda. O yüzden seni ana odada bizler karşılıyoruz. Bir iki dakika içerisinde breakout roomlardan geri dönecek katılımcılar. Peki, iyi akşamlar. Merhaba. Bir takabildim mikrofonu, kusura bakmayın. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. 54 saniye sonra herkes dönüyor gibi gözüküyor bende. Kaçırdım maalesef ben de. Yok yok, başka şeyler var. Hiç merak etmeyiniz. İyi o zaman, ne güzel. Hem de kayıt zaten paylaşılacak buraya kadarki dakikalar. Sadece küçük çalışma gruplarını deneyimlemek için kalmanızı rica ederim. Ne demek, ben de onun için buradayım. Harika. Şimdi geliyor herkes. Eren nereye gidiyor şimdi? Bunu ne bileyim diye söylüyorum. Yasemin. Buradayım. Harika. Duydun mu beni? Duyuyorum, duyuyorum. Herkes duyuyor. İyi, işte bu kadar. Daha geçen gündü. Harika. Kameralar açık kalsa olur mu? Olur. Allah'ım yarabbim. Ben de, Allah'ım ben de oldum falan diyorum kendi kendime. Ona da duydunuz mu? Hoş geldiniz. Odalarda hoş bakıyorum, kalan var mı? Sanıyorum herkes geldi. Odalardan kaçanlar oldu galiba. İçim otomatiğe bağlamış biri konuşuyor. Ben kapatıyorum sesimi. Bütün iç sesim dışarıda şu anda. Peki, küçük gruplardan paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Ben paylaştım galiba. Tekrar paylaşmama gerek yok herhalde. Zeynep Hanım. Hanım. Tam beklentime uygun bir toplantı olmuş olduğunu gördüm. İhtiyaçlarımızla ilgili iletişim kurabileceğim kişilerle aynı odadaydım ben. Erdem Karaca ve Irmak Erdemli ile beraberdim. Teşekkür. Erdemli bir grupmuş sizinki. Harika. Peki başka paylaşmak isteyen Figen Hanım? Bizim de çok keyifliydi. Birbirimizi tamamlayan şeyler çıktı. Örneğin bir dikiş atölyemiz var bizim ama işte ham madde falan çok pahalı alıyoruz. İki tane ham madde üreticisinin içine düşmüş oldum. Daha doğrusu ham madde üreticisi iletişimini alabileceğim. Evet, arkadaşlarım da çok 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 güzel işleri var. Bize ilham olabilecek. Bir arkadaşımız kooperatif kurmak istiyordu Zübeyde Hanım. Ben de ona yardımcı olacağım bu konuda. Harika. Çok güzel. İsterseniz toplantı sonunda iletişim bilgilerimizi buradan paylaşabiliriz. Müşra bizi bir araya getiriyor olabilir maillerde iletişimde kalmak isteyenler. Ben size şeyi anlatmak istiyorum. Ben 2016 Ocak ya da Şubat ayı daha adli sistemdeki kadın ve çocuk için çalışmaya daha yeni niyet etmişiz. Hani bayağı sudan çıkmış balığız. Böyle hani istersek her yerde saha çalışması yapabiliriz zannediyoruz. Öğrendik ki işte gerekli bakanlıklar, onun ilgili müdürlüğü, o müdürlüğün işte başındaki kişi, onun bağlı olduğu başka bir daire başkanı, böyle izin alma süreçlerinin zorlu olacağını yavaş yavaş öğrendik. Ve hani işte Feride Çiçekoğlu'nun Uçurtmayı Vurmasınlar kitabını okuduk. Tunç Başaran'ın aynı kitaptan uyardığı filmi seyrettik falan. Böyle etrafımda benim hani çocukluk yaşamış bir insan yoktu. Ama bir gün Ankara'dan İstanbul'a bir otobüs yolculuğu yaptım. Ve yan koltuğumda 11 yıl Bakırköy'de kalmış bir kadın vardı. Ve yol boyunca bana adli sistemi, içeride olmanın ne demek olduğunu, içeride işte kitaptaki gibi bir Barış'ın olması, İnci'nin olması, onun Barış hayatındaki rolü, diğer infaz koruma memurunun, işte öğretmenin, varsa psikoloğun rollerinin neler olduğunu ben o Ankara seyahatinde hiç tanımadığım bir kadından öğrendim. Ve benim için inanılmaz bir denk gelmeydi. Buna çok inanıyorum. Yani bir niyet koyup arkasından kesişmediğim bir şey olmadı
hayatımda. Yoksa da hani eski defterleri açıp bir bakmak gerekiyor. Hani işte lisedir, üniversitedir varsa, yoksa eski arkadaşlardır, onların yeni eşleridir gibi, hani buralardan kapıları çalmanın bana çok iyi geldiğini, gerektiğinde böyle bir hani yardım isteme, destek istemek için de hani biz özellikle hani bir kadın olduğum için ve Antep'te doğmuş büyümüş bir kadın olduğum için, bir kadın ihtiyaçlarını kendi kendine sağlayıp çözebildiği zaman yeterli zannediyordum. O yüzden de etrafımdan destek istemek çok böyle tercih ettiğim bir şey değildi. Ama benim bu yolculuğumda en çok öğrendiğim şey istemek oldu. Ve hani istediğim şey toplum yararına ve çözüm geliştirmek için bunu daha verimli hale getirmek adına. O açıdan benim kendimde edindiğim alışkanlık, hani yan koltuğumda otobüs yolculuğunda hani konuşmak üzere bir şeyi aralamak, işte ne bileyim onunla da aynı koltuğa gelmemizi sağlayan şey, ikimiz de otobüs biletimizin saatini değiştirmeye çalışıyorduk. Çünkü otogara ikimiz de daha erken gelmiştik. Daha erken otobüse binmek istiyorduk ve denk geldik. Yani o da böyle şey, sanki planlanmış bir harika bir film sahnesi gibiydi. O açıdan etrafınızdaki herkes ve geçmişinizdeki insanlar size fayda sağlayabilir. Siz de onlara sağlayabileceğiniz gibi. Bunu hatırlatmak isterim. Adımlarımızı arka arkaya atan bir topluluk olarak aslında rollerimizi tanımlamak, bizim kişisel egomuzdan ve bireysel olarak kendimizi ifade etme alanlarımızdan ayrışmamızı sağlıyor. Yani bir topluluğun parayı bulan kişisi, bir topluluğun kumaşı bulan kişisi, faturayı kesen ve bankada ödemesini yapan kişisi gibi. Yani işte bunlara şirket olduğu zaman muhasebe müdürü, finans müdürü, işte ne bileyim kurumsal iletişim müdürü, varsa ürün geliştirme departmanı, tasarım ya da işte ürün iletişim, ürün departmanı gibi gibi, aslında kendi içimizde hangi roller varsa onları tanımlayarak ilerlemeyi biz verimli bulduk. Ya bunun için işleri alt alta yazdık. Gerçekten aklınıza gelen her şeyi. Yani ne var ne yok. Ve bunlara son bir yıldır şunu yapıyoruz. Çünkü ben geçtiğimiz Kasım ayında biz adli sistemde çalışan 107 uzmanı bir araya getirdik. Bu uzmanlar için banka hesabında derneğimizi 1000 lira yoktu. Ve inanılmaz bir ani destek arama moduna girdik. Ve hani böyle ondan onu iste, 3 lirayı buradan al, 5 lirayı buraya koy falan gibi. Gaziantep'te konaklayacaklar, ulaşımları karşılanacak. Bu 107 kişi, biz dedik ki 30 kişi için yaparız, yok dediler, 60 kişi için yapın. Sonra etkinlik 107 kişilik oldu. Kontrolümüz dışında. Biz de yeni bir derneğiz ve hani kendimizi kanıtlama isteğimiz var diyerek çok büyük bir yükün altına girdik. Ve bunu yapabilmek için de hani hepimizin bir organizasyon kapasitesi var ama bir yere kadar yapabiliyor. Bütün iş listesini oluşturduk. Yani burada neler yapacağız? Kriz anındayız. Kim neyi çözecek? Ve bu eğitim programında benim yaşadığım bir kişisel durum, bir tırnak içinde hakaret ve bir böyle hani beni zorlayan bir ifade benim yıkılmama sebep oldu. Sistemde ben önemsiyoruzun kurucusu diye ifade edilen tek başına hani hep böyle görünür olan bir insanı ve sistemde ben yıkılınca etrafımdaki bütün arkadaşlarım benim yıkılmamdan dolayı o kadar büyük bir şeye girdiler ki, hani gözde yıkılırsa biz ne yapacağız dediler. Yani bunu sonradan söylüyorlar bana. Ama dedim ki ben burada kalırsam size hiçbir faydam olmayacak. O alanı terk ettim yaşadığım kişisel bir problemden dolayı. Ben oradan çıkınca aslında zaten o boşluğu dolduran çok kıymetli bir ekip vardı orada. Bir şekilde istediğimiz kadar verimli akmadı ama aktı. Yani ve sonrasında karar aldık. Her işin iki sorumlusu olacak. Bir değil, yani biri yıkılırsa diğeri de ayakta durabilsin diye. Yani ikisi de yıkılıyorsa zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Ama her işin iki sorumlusu var bizde şu anda. Yani ben resmi bir karar alıyorsam dernekteki Handan'la beraber alıyorum. O yüzden o sistemi oturtmak için biz mesela bir komite kurgusu kullanmaya karar verdik. Bu komitelerin de ikişer temsilcisi var. İşte akademi komitesi, iletişim komitesi, kaynak geliştirme, yasal mevzuat, kamu ilişkileri. Hani böyle başlıklar kocaman kocaman ama hani altında 8 kişilik, 10 kişilik, bazen 15 kişilik, bazen 3 kişilik ekipler var. Buna başladık. Yani bunun artıları ve eksileri var. Bununla ilgili her türlü hani size bizdeki yarayan yaramayan tarafları paylaşmak için hazırım. Ben de en son iletişim bilgilerimi tamamıyla paylaşırım.
Telefonum da aynı şekilde. Yani hepimizin işte mesela ben aynı gün bir iş yani bir sponsor görüşmesi yapıp öğlen fatura kesip akşamüstü saat 5 olmadan kargoya koşup yani elimde de 3,5 yaşında bir kız çünkü pandemiyle beraber artık benim bir bakıcım yok. Bayağı bir %80 anne olmak zorunda kaldığım bir dönem yaşadım. Ama bu gerçeğimi kabul ederek ilerlediğimde de bu bende şeyi zorunlu kıldı. Bir başkasına güvenerek o işi devretmek. Yani her şeyi ben yapamam, her şeyi benim de yapmam gerekmiyor aslında. Yani bizde dört dörtlük olmak kavramı sanki her şeyi ben yapmalıymışım gibi bir şeyle ya da işte eğer ki bir işi birine verirsen ben yetersiz olacakmışım hissi. Bu benim kendi kişisel deneyimim bu arada. Sizde yansımaları bambaşka olmuş olabilir. Olmuyor da olabilir. Ama hani yaşadığımız bir sürü zorluk var. Belki eşinizle ilgili bir sorun vardır. Belki kooperatifteki ortağınızla ilgili. Ama bu yükleri dağıtmak için benim bu mesajı almam gerekti. Yani bayağı yıkıldım. Yani duygusal olarak yıkıldım ve yeni toparlıyorum. Ha, psikolojik olarak da destek aldım. Çünkü bir hakaret söz konusuydu. Hem kadınlık üstüne hem değer görmek üstüne. Ama o gün bana gösterdi ki ben ilerleyen dönemimde çocuk hakları için çalışıyor olsam, yani evet çalışırım, devam ederim ama asıl benim meselem kadınlar arası dayanışmaymış dedim kendi kendime. Çünkü erkek egemen bir toplulukta. Yani burada Ahmet var, B var ve Karaca var. Hani çok diyalog kurabildiğimiz bir ortam ama nüfus yoğunluğu olarak kadın daha fazla. Ama ben çalıştığım sahalardaki izin verenler hep erkek. Karar vericiler erkek. Çok ciddi böyle şey. Hani babasının şımarık kızı, kocasının işte bilmem ne şeyi, eşi. Hani böyle ya kocasının desteğini alıyordur ya babasının parasını kullanıyordur algısıyla çok baş etmeye çalışıyorum. Böyle bir etiketlenme söz konusu. Ben buralarda kendimi bir de kanıtlamaya çalışırken buldum ama vazgeçtim. Yani çünkü ben bir de onlara kendimi kanıtlamaya çalışırsam ona da enerjimi harcayıp vakit kaybedeceğim. Bunun için dönüp kendime baktım. Ben bu topluluğa ne vermek istiyorum ve ne verebilirim? Yani onlar bana bir şey vermese de, ben bu topluluktan bir şey almasam da beni duygusal olarak doyuracak, vermeye devam etmemi sağlayacak olan şey ne? Aslında o da işte kendi öz değerlerimize gidiyor. Her birimizin topluluğumuzdaki bireyler olarak sahip olduğu değerler de o topluluğun değerlerini oluşturmaya temel oluşturuyor. O yüzden gerçekten bizden başlıyor o topluluğun şeffaflığı, açıklığı. Mesela benim için önemsiyoruz da olmak, beni olduğum gibi kabul eden bir topluluğun parçası olmak. Yani bunu diyebilmek, o toplulukta aldığım kararın karara güvenmek, benim alınan bir karara güven duymam, bu ortamı hazırlayabilmek için kırılganlığımızı açabilmek çok önemli. Yani ben burada yıkıldım, gerçekten de çok yıprandım, ben de bundan dolayı çok zorlanıyorum deyip o açıklığı gösterip hani gözde de evet o zamana kadar belki arkadaşlarım keşke bugün burada onlardan biri olsa da Antep sahamızı anlatıyor olsa. Ama belki bir başka toplantının konusu olur. O güne kadar belki de beni hiç düşmüş görmediler. Yani hep gözde 2,5 yıldır Adalet Bakanlığı'nın kapısını tıklatarak izin almaya çalışan bir gözde çünkü. Yani ısrarla evet çocuklar için bunu yapacağız çünkü biz buna inanıyoruz deyip ısrar eden bir gözde o gün yıkıldı ilk defa. Ve bu bana göre topluluğumuzun görev dağılımı yapmasına, birbiri içindeki iletişimi açık hale getirmesine çok faydalı oldu. Sonrasında da söylediklerimiz kadar söylemediklerimizin de önemli olduğunu anladığımız bir eğitim aldık biz. Lewis Deep Democracy diye geçiyor. 2 seviye eğitim aldık bir gönüllü uzmanımız tarafından. Bize sağ olsun katkı sağladı. Aslında hani aklınıza gelen şeyi karşınızdakini kırmamak için dile getirmeyebilirsiniz ya da işte şimdi sırası değil diyebilirsiniz. Evet sırası olmayabilir ama bazı şeylerin ihtiyaç ifade bulması aslında sizin dışınızda o toplulukta olan başka birisinin de düşüncesini yansıtıyor olabilir. Yani ben bu işte bu kurgudan rahatsız oluyorum çünkü mesela işte gözde çok ön planda ya da işte ben kendi yaptığımın takdir edildiğini görmüyorum. Ya da işte o 3 lira kazanıyor, ben 8 lira ben 3 lira bile kazanamıyorum. Neden? Burada adil bir süreç görmüyorum gibi. Bunlar için
topluluktaki problemler için bir diyalog yöntemi geliştirilmesi gerekiyor. Biz mesela haftayı açılış ve kapanış toplantıları yaparak ilerletiyoruz. Yani hafta nasıl başlıyor? Her şey yolunda mı? Dile gelmeyen şeyler var mı? Dile getirmediğimiz. Kapatırken de bu hafta nasıl geçti? Haftaya ne bırakıyoruz? Gelecek haftaya. Ve hani yine topluluk için söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Gibi. Bunu biz çekirdek kadro olarak yapıyoruz. 4 kişi. Ama itiraf edeyim size, bunu yapmamıza rağmen benim duyamadığım bazı ihtiyaçları çıkıyor arkadaşlarımın. Yani onların da bende duyamadığı belki, ya da ben de paylaşmıyorum yeterince. Ama en azından düzenli olarak bir mecra bırakmaya çalışıyoruz. Yani burası onu konuşma yeri diye. Hiçbir şey konuşmasak dahi o buluşmayı mutlaka yapmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de ifade edebilecekleri bir yer olduğunu bilmesi. Yani belki bunu biraz somutlaştırmam gerekirse ne üstünden gidebilirim? Söylediklerinden bir şey canlanan var mı hakkında? Belki hani bir monolog değil, diyalog olursa daha hızlı. Şimdi Gözde Hanım. Gözde Hanım. Buyurun. Benim sesim geliyor mu? Yasemin ben. Geliyor. Ekranda başka sizi göremedim de onun için bir endişelendim, kim konuşuyor ya da anlaşılıyor. Bu efor sarf etmeyle ilgili, yani çok dolu dizgin bir konu hakkında koştururken birdenbire bir noktada bir ifadeyle ya da bir durumla karşılaşıp o çökme anını ben yaşadım kendi hayatımda. Yani bir dernekte bir görev almaya çalışırken de bir kırılma anı oluyor. Dolu dizgin siz her şeyi koştururken başka yani iş bölümü nasıl yapılacak? Çünkü bir noktada bizi aşan bir durum oluyor ve bunu birine aktarmamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Hani sivil toplum olarak üstlenemeyeceğimiz bir konuyu diyelim ki devlet otoritesiyle ya da bir bakanlık ya da bir belediye üzerinden yapmamız gerekiyor. Bu noktada hani tek başına oradaki bir görevli ya da bir yönetici olarak gitmeniz de uygun olmayabilir. Belki başkanla gitmeniz gerekiyor. Bunun organize edilmesinde tekrar defalarca böyle ara sor hani uygun bir an bekle. Fakat bir gün öyle bir an geliyor ki kendi kişisel ihtiyaçlarınızla ilgili olabilir ya da başka bir durumla ilgili olabilir. Kırılıyorsunuz ve iş bölümünü orada hakikaten ne demek olduğunu yani bir şey oluştursanız da yani kurgulasanız da bunun hatta araştırma aşamasında kurgulanacak bir durum da olsa bunun zaman içerisinde bir iş bölümü noktasına gelmesi olmazsa olmaz. O da olmayınca evet bir sonra o konu bir kenara rafa kalkıyor. Siz de yapabildiğiniz noktalarda ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Zaman içerisinde şey gibi oluyor. Oradan oraya mı atlıyorum ben? Hani bir tutarlılık var mı? Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Hani arayışların da böyle bir sağlamlaşması ihtiyacı oluyor. Bu noktada evet bu toplantıların, bu görüşmelerin, bu paylaşımların, artı eğitimlerin, belki bakış açısını değiştirme, belki bir plan program izlemede bir düzenleme, bununla ilgili bir eğitim ya da bir örneklerin konuşulması. Çok kıymetli. Ben paylaşımınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya siz bir sivil toplum kuruluşu temsilcisisiniz. Ama kamu kurumuyla mı işbirlikleri yapıyorsunuz? Hayır, ben tam tersi mi? Şöyle ben bir dernek üyesiyim. X bir derneğin üyesiyim. X bir zamanda. O derneğin çeşitli aktiviteleri var. Ben de bir konu üzerinden o dernekte hizmet vermek istiyorum. Ama dernek üzerinden başvurulacak bir konu değil. Bunun devletin başvurması gerekiyor. Devlete de belediyenin başvurması gerekiyor. Belediyeye giderken ben şimdi dernek üyeyim. Yani yeni 6 aylık üyeyim. Başkanın da önceliği değil. Kurumunuzun önceliğini yani doğru mu duydum? Evet. Derneğinizin ana konusu bu değil ama sizi motive eden taraf bu. Ve siz bu konuda çalışmak istiyorsunuz ama sonuçta resmi temsiliyete sahip olan siz olmadığınız için aslında o hayal ettiğiniz şey gerçekleşemiyor orada. Evet, yani çoğu kişi tarafından dediğim örnek vereyim şimdi. Kadınlarla ilgili bir dernekteyim. Yani kadına şiddetle ilgili bir dernekteyim. O dernekte de İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının ya da işte uluslararası Türkiye'deki saygınlığı. Bununla ilgili bir konuda görev almak istiyorum. Herkes çeşitli konularda görev alıyor. İşte kadınların şiddet gören kadınların sığınması, kadınların istihdamıyla ilgili. Diyelim ki ana konular bunlar. Belki hani başkanla bir şey organize etmek direkt zaman alacak ama o konuyu ben ele aldığımda bir noktadan sonra tek başıma işte bildirilerin yayınlanması, şurada ilanların çıkması, şu kurumlarla görüşülmesi tek başına olmayabiliyor bu. Hani biz burada şunu yapıyoruz.
Bir savunuculuk yapmak istediğinizi duyuyorum aslında. Bir miktar da önleyici çalışma yapmak istiyorsunuz. Ama bunu yaparken de belediyelerin bakanlıkları etkileyebilme, yani daha kamusal yapıların daha etkileyici olduğunu düşündüğünüz için aslında kamudaki bir birimle partnerlik yaparak bunu yapmak istiyorsunuz diyelim. Duyduklarım kadarıyla. Yani evet, mesela ben tek başıma bu konuyla ilgili değil, uluslararası alanda kadın hakları ile ilgili. İşte bu İstanbul Sözleşmesi'ne örnek vereyim. İstanbul Sözleşmesi'nin uluslararası alanda tanınması Türkiye'de yaptırımdı. Hani artık uluslararası tanındı, sen tanı noktasına geçilecek diyelim ki böyle bir konu. Abi konuşmanın alakası yok ama ben örnek olarak söylüyorum. Tamamen şu anda kurguluyorum hani. Ama bunu ben, mesela biz kadın derneği olarak, kadın şiddeti önleme derneği olarak biz başvuramıyoruz bunu. Belediyenin ya da bakanlığın, işte Aile Savunma Aile Bakanlığı'nın başvurması gerekiyor diyelim ki uluslararası platformdaki alana. Bununla ilgili lobi faaliyetleri yürüteceğiz. Ama ben diyorum ki işte bildirimler yayınlanmış, şu saatte şu bildirimler yayınlansın. Yani dernek üzerinden yapılacağı zaman ben tek başıma o saatte dernek üzerinden duyuruları Twitter'da paylaşmam tek başına bir anlam ifade etmiyor. Dernekteki 60 kişi, 50 kişi kim varsa o saatte ortalama anladım. Örgütlenmenin aslında zorluklarından bahsediyorsunuz. Orada da şu, yani Türkiye gerçeğinde derneğin başkanı sorumlu. Yani üyeye soruşturma açılmıyor, başkanı açılıyor. O yüzden bir dernek başkanı olarak başkanınıza aslında empati kuruyorum. Ancak burada da derneğin ana konusu ve ana faaliyet alanına dönüp bakmak gerekiyor. Yani mesela biz çocuk ve çevresindeki yetişkin diye tarif ettiğimiz bir dernek tüzüğüne sahibiz. Ama ağırlıklı olarak çocuğun çevresindeki kadınla çalışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir bilgilendirme yaptık. Ama mesela TCK 103 kapsamında bir yaygınlaştırmanın içine girmedik. Ana faaliyet alanımız bu değil. Yani bu derneğin kendi yönetiminin karar vereceği bir şey. Ama Türkiye'de bazı adımları atarken esnekliğe sahip olmak zorundasınız. Ya sonuna kadar gideceğiniz, hani lobiciliği ve savunuculuğu tercih ettiğiniz bir yolculuğunuz olacak. Ya birazcık ortalarda işte bir oraya bir oraya giden dernek yapısı olabilecek. Yani Türkiye'deki gerçek bu. Bir de hani gerçekten hani geleneksel filantropileri kullandığınız bir şey, kaynak geliştirme yöntemi var. Yani bu sizin derneğinizin üyeleriyle ve yönetimiyle beraber karar vereceğiniz bir şey, kendi değerleriniz. Yani bu bunun içinde sizin açıklıkla kendinizi gerçekleştiremediğinizi düşünüp aslında tükenmişlik yaşadığınızı, hani çünkü benim hayalim burası, buraya doğru gitmek istiyorum ama bu dernek benim bu taraftaki ihtiyacımı temsil etmiyor dediğinizi duyuyorum. Ama bunu onların biliyor olması lazım. Yani tabii örneğinizi böyle yaratarak yaptığınız için verdiğim şey somut olmayabilir ama özetle yönetimin bundan haberi var mı? Başkan sizin bu ihtiyacınızı gerçekten açıklıkla duydu mu? Ya da işte bunu talep edip dile getirdiğiniz bir mecra yaratılabildi mi? Yaratılmıyorsa eğer yaratılmasının sağlanması çok kıymetli. Mesela kent konseyi içindeki kadın meclislerinin bildirilerinin durdurulduğunu biliyorum. Bilmiyorum sizde var mı Nergis Hanım? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bazı bildiriler yayınlandı. Ama bazı kadın meclisleri yayınlayamadı çünkü kent konseyi başkanları engel koydu. Ya biz o konuda çok rahatız. Evet, Türkiye çapında eşit platformunun da paydaşıyız. Ve gerçekten bu konuda da iyi çalışıyoruz. Ben Yasemin Hanım'ın söyleminden şöyle bir sonuç belki çıkarttım. Kesinlikle yanlış bir dernekte kendisi. Yani bu daha çözüm önerisi olabilir ona. O zaman siz belki birbirinize... Teşekkür ederim, sağ olun. Belki ilerleyen dönemde ama o derneği dönüştürmek istiyorsa Yasemin Hanım'ın bir şekilde bir yolda açması gerekecek. Çok daha spesifik, belki ilerleyen dönemde derinlemesine çalışma imkanımız olur ya da işte bir araya geliriz ve daha farklı derneklerin örgütlendiği bir yapının ya da kadimin bu dayanışma ağının bize güç vereceği bir yapıda oluşabilir. Ve bu süreçte yani hani Yasemin Hanım KODA'da oldu şimdi. O dernekte gelir gider, başka birisi de gelir gider. Siz de vazgeçiyor olabilirsiniz. Ama ardınızda vazgeçtiğiniz şeyin ardında bir sistem bırakmak, bir kendi kendine hareket edebilecek bir yapı bırakabilmek kıymetli. Yani küstüm ve gidiyorum değil. Bu noktada ben de kendi örneğimi paylaşmak istiyorum. Kamu ama benzer şeyleri yaşıyoruz aslında. Evet. Çok da farklı değil. Ben de sosyal hizmet uzmanıyım. Hep zaten dezavantajlı gruplarla çalışıyoruz.
konunun kendisi tükenmeye neden olabilecek. Yani faaliyet alanlarımızın hemen hemen hepsi öyle. Artık 10. yıl, 7. yılın sonuydu sanırım. Yok, 10. yılın sonunda artık bu işi yapamamaya başladım. Ve o müdürlüğe katkı veremediğimi düşünmeye başladım. Güzel bir sistem kendi çapında kurduğumuzu düşünüyorum. Ondan 3 yıl öncesinde zaten yeni yapılanmayla müdürlük sosyal yardımlardan sosyal desteğe adını almaya başladı. Büyüdü. Sistemleri kuruldu. Birimleşmeler oldu. Ama 3. yılın sonunda ben yaptım, bitti benim için. Ne yapmalıydım o tükenmenin ardından? Bence de gitmeliydim. Nergis Hanım'a bu yüzden katıldım ben de kendisi konuşurken. Bazı şeyleri aşamayınca ya da misyonunuzu tamamladığınıza inandıktan sonra durmak çok anlamlı olmuyor. Ama Gözde Hanım'ın söylediği gibi sistem kurmak önemli. Şimdi 3 ay önce Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk belediyede. Ben Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini bıraktım. Yine bir sosyal hizmet uzmanı arkadaşa bıraktım yalnız. Bu önemliydi. Yerinizi dolduracak kişinin de nitelikleri en azından mevcudu koruyabilecek kapasitede olması lazımdı. Başka bir kurumdan geçişini sağladık onun. O geldi. Onun gelmesiyle ben Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluşuna başladım. Şimdi mesela benim için aynı kurumdayım ama farklı bir görevdeyim. Farklı bir hedef grubum var. Ama tabii o 10 yıllık oradaki birikimim de kıymetli. O dezavantaj yine kadınlar için. Şiddet gören kadın, sul kadın, ne bileyim tek ebeveynlik yapan kadın gibi kadınları yine güçlendirmeye ve desteklemeye çalışıyoruz. Çok da birbiriyle bağlantılı bir iş ama daha bir odak. Kaynaklar çünkü öbürkünde daha sınırlı ve beklentiler daha büyük Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki müracaatçı grubunun. Ama kadın ailede birazcık daha işi yaparken de keyif alıyorum ve çok daha farklı gruplarla da çalışabilme imkanını da sağladım. Biraz kendimizi de kapasitemizi ve niteliğimizi değerlendirip bir üstü ya da neyse karar vereceği etkileyecek şeye güçte de olmalıyız diye öneriyorum ben. Çünkü Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması düşünülmüyordu. Ve kadın belediye başkanına sahibiz. Evet. Ama sunduğum çalışma, benim de seçim vaadi gibi oldu zaten. yaptığım hazırlık kurulmasına ön ayak oldu. Şimdi ben de mutluyum. Belediye de bu müdürlüğün kurulmasından memnun. Kadınlar da mutlu diye düşünüyorum. O yüzden birazcık böyle de bakmak lazım. Yani olmuyor, bıktım, tükendim, kaynaklar sınırlı. Biraz bakış açısı, biraz yönü değiştirmekle de ve harekete geçirmekle de alakalı diye düşünüyorum. Bizim de kendi sorumluluğumuz var, değiştirebiliriz bazı şeyleri diye düşünüyorum. Aslında bulunduğunuz topluluğu geliştirmek için bir çözüm yöntemi göstermişsiniz ve sonrasında oradan size iyi gelecek tarafı bulmuşsunuz. Ne güzel, küserek değil, daha çok yani orayı da filizlendirerek ayrılma fırsatı doğmuş. Bunu yapabilmeniz de aslında ihtiyacınızı eminim ki kalpten ifade edip bir şefkatle de karşılanmışsınızdır. Elbette ki zorlanmışsınızdır ama sizi anlayan mutlaka birisi çıkmıştır orada. Sizle dil birliğine gelen diye ümit ediyorum. En azından hani o toplulukta onu sağlayabilmek, yani bir body'nizin olması, yani mesela sıkıştığınızda dönüp sorabileceğiniz başka bir departmanda olabilir, başka bir arkadaşınız olabilir. Hani tükenmişlik için ben hani bayağı profesyonel destek aldım yani. Çünkü geçemiyordum. Yani çıkamıyordum işin içinden. Çünkü en mükemmeli olsun ve onu ben yapayım. Hani ben şeyi fark ettim. Ben ancak Cumhurbaşkanı olursam istediğim şey gerçek oluyor. Ki onda da sistem değişebilir. Yani hani onu olsam dahi değişmeyebilecek şeyler var. Bunu kabul etmek için profesyonel destek aldım. Çünkü herkes kendi kalbini gıdıklayan tarafı dünyanın en önemli şeyi olarak görüp ve ona tutunarak gidiyor. O yüzden bu süreçlerde ben yakınımda çok fazla psikolojik danışmanla çalıştığımız için, yani ekibin 104'ünün 45'i sanıyorum ruh sağlığı alanından bizde. Ve onlarla düzenli bir araya geliyoruz. Ve onlar sayesinde bir dur Gözde, bir yavaşla,
dön ve ihtiyacına bak gibi hani arkadaş desteği de alıyorum. O yüzden oradaki hani birisinin size yol göstermesi, sizi anladığını hissettirmesi o anlamda kıymetli. Ben bugün kendimi anlaşılmış hissediyorum. Hani burada onu da söylemek isterim. Sizlerden öğrenebilmek adına da daha fazla bir araya gelmeyi diliyorum. Özellikle ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir ders aldım ben buradan kendimle ilgili. Evet, ben de orada eksiğimi ya da gördüm. Yani net ifade etme ve biraz da karşı tarafa en azından bir sistem bırakma ya da küçük de olsa bir adım, yani bir sistemin bir adımı da olabilir belki. En azından bir yol haritası ya da ben ne kadar ilerledim bu yolda, ne anlatmak istiyorum, neden istiyorum bunu açıklayıp hani o şekilde hani bir artık Word belgesinden sunum dosyasından ama insanların hani anlayabileceği şekilde aktarabilmek önemli. Teşekkür ederim ben. Çok sağ olun. Kendi adıma dersimi aldım. Teşekkürler. Estağfurullah. Yani iyi bir şeyler olmasını diliyorum sizin için de. Size de iyi gelmesini diliyorum. Yani başka böyle bambaşka bir şey de olabilir. Deneyimlerinizden yola çıkarak ifade etmek isteyen var mı? Kendi... Ben şöyle bir şey değinebilirim evet. Eğer uygunsa. Şimdi süre konusunda ne durumdayız? Yani bir şeyi uzatmış olmayayım diye soruyorum da öncelikle. Şu an yani... tam zamanındayız. Bir akış planladık. Tamam, gayet iyi gidiyoruz. Buyurun. Şöyle yani bu anlattığın deneyimler, durumlar ne yazık ki yani dünyamız, Türkiye'mizde en yakın çevremizden dünya geneline kadar ne yazık ki bazı ciddi sorunlar, öncelikli sorunlardan başında. Fakat daha bunlara paralel olarak yani birini birine kıyaslamayacak şekilde hepsi ayrı bir kulvarda. Aynı pist, aynı alanda ama ayrı kulvarlarda fakat aralarında duvar olmayacak şekilde sadece bir itibari çizgi olacak şekilde bazı başka sorunlar var. Ben naçizane uzun zamandır birkaç dernek veya çalışma misyon üzerine çalışıyorum ama bunların başında ağırlıklı olarak sigara ile mücadele konusu geldi. Dolayısıyla hani sigara kadının mağduriyeti kadar çocuğun, gencin, yaşlının, sağlıklının, hastanın, yayanın, her araç sahibinin, herkesin bir parçası olsa da olmasa da her mekanda, her ortamda, evde, komşuda, birçok ortamda mağdur olduğu, dayak yediği bir konu. Ciddi anlamda kadınlar yani eşlerden veya erkeklerden ciddi anlamda babalardan, kocalardan dayak yiyor. Evet ama hani bu ayrı hiçbir şekilde oraya kesinlikle bir kıyas oluşmasın hiç kimsenin zihninde. Ben bunun paralelinde ve ciddi konularımızdan biri olarak paylaşıyorum. Çok ciddi sonuçlar, başarılar elde ettik. Yani Türkiye olarak da, dünya olarak da. Daha tabii gidilmesi gerekecek çok yol daha var. Bazı ivmeler söz konusu ama karşı tarafta da trilyonlarca dolarlık bir güç olanak var. Onun karşısında durabilecek tek bilgimiz, gücümüz olanağımız da bilgi ve bilincimiz. Yani bilgilenmek ve bilinçlenmek bu konuda. Yani hem kendi haklarımız noktasında hem de belirli temel asgari koşullar anlamında. Dolayısıyla yani bir kadının nasıl gövdesi, bedeni kendine özgü ve kendi belirleyebileceği bir noktadaysa bunlarla ilgili ayrıntılar, paylaşımlar hepsi tamamen yerinde olduğu gibi sigara konusunda da her bireyin yaşadığı, içinde olduğu, sahip çıkması gereken haklar ve durumlar söz konusu. Bu konuda yoğun, ben girmeyeyim o ayrıntılara sanırım ama kısaca yani Bülent Akarcalı milletvekili olarak 86 yılında bu konuda Türkiye'de çok ilginç büyük başarılar, başlangıçlar yapmış oldu. Arkasından 96 yılı, 97 yılındaki yasa ve sonraki yıllardaki yaptığımız birçok çalışma biz Bağımlılığa Hayır Derneği olarak, Sıray Derneği olarak diğer derneklerle de yoğun bir çalışma içinde bulunduk. Çok farklı çalışmalar, başarılar elde edildi. Bu süreçlerde sizin yaşadığınız her şeyi fazlasıyla dönem olarak yaşamış olduk. Neresi o da özellikle? Yani ciddi anlamda bezdiğimiz noktalar, bezeceğimiz nokta çok fazla oluyor. Ve biraz daha geri adım atarak veya biraz daha etrafından dolaşarak çok farklı stratejiler, dönemler geçirdik. Ben bu anlamda hani size biraz gözde şey olsun diye biraz daha hani bir etki eder mi bilmiyorum ama hani beterin beteri var, zoru var her zaman. Yani evet, evet. Bunun da zoru var. Evet. Engellik sorunu var, evsizler sorunu var, bağımlılıklar sorunu, uyuşturucu sorunu var. Hepsi birbirinden şey, hiçbirini kıyaslayamayız. Ama evet. Yani bu buralarda yürürken kendi gücünüz her zaman şeydir ve deniz yıldızı öyküsü her zaman bizim en büyük destekçilerimizden biridir. Böyle biraz toparlamış olayım. Uzatmayayım. Teşekkürler. Fazla. Ya, bağımlılık da çok önemli bir alan ve çalışma konusu. Herkes aslında kendi kalbini titreten tarafa tutunursa
hep beraber kolektif bir iyi oluşa erişmek mümkün. Yeter ki o birbirimize sunabileceğimiz faydayı açıklıkla ifade edebilelim, şeffaflığımızı koruyabilelim. Ve hani hepimizin başka hayatları da var, yani eşiz, insanız ve hani robot da değiliz, duygularımız var ve duygularla hareket ediyoruz ve aslında bizim topluluklarımızı da duygularımız oluşturuyor bence. Yani o duyguları ifade edebilmek, duygularımla beraber hareket edebilmek, yani öfkeli olduğum zaman öfkemin topluluğuma zarar vermesi değil ama o öfkeyi kendi içimde sindirip dönüştürebilmem için aslında o toplulukla yürümek istiyorum ben. Yani onlardan güç almak, destek almak ya da kendi duygumu anlamlandırıp dönüştürebilme yetkinliği kazanabilmek istiyorum diyeyim. Yani mesela kamu kurumuyla çalışmak için bir eğitim almış olsaydım daha sistematik ve daha az yoruluyor olabilirdim geçtiğimiz 5 yılımda. Ama ben endüstriyel tasarım okudum ve içinde kamu yönetimi diye bir bölüm yok, yani ders yoktu. Kamu ilişkileri diye bir ders yoktu. Ben bunu sahada öğrendim. Hani mesela belediyeyle şöyle çalışılır, işte bakanlıkla böyle çalışılırları keşke paylaşabileceğimiz bir gerçekten ağımız olabilse ve hani belki de bir underground bir halde kimin kim olduğu belli olmayacak şekilde paylaşıp da o bilgilerden besleniyor olsak. Bu ülke hep böyle tekrar ediyor tabii ki şeyini, hani zorluklarını. O yüzden sizin belirttiğiniz gibi eminim ortak çok nokta vardır birçok kişide, herkes de burada olduğu gibi. Burada hani bizim içimize sinen ortak kararı alabilmek de topluluklarda çok önemli. Yani bambaşka iki tane, ya mesela şunu söyleyeyim, örnek vereyim. Komitenin bir sonraki toplantısının ne günü ve kaçta olacağına karar vermek ortak bir karar alma konusudur bizim için. Yani çok basit. Ama ilk söyleyen der ki mesela cumartesi 11'de olsun. Ama sonra başkaları kendi ihtiyaçlarını sorar. Yani kendi ihtiyaçlarını söylemeye başlar. Der ki işte ben cumartesi 11'de çocuğu spora götürüyorum. O yüzden mümkün değil. O yüzden önerim cuma akşam 9. Sonra o topluluğun kendisi bir anda pazar günü saat 18'e karar alabilir. Ve o kararı tutunan kişi sayısı daha fazla çıkabilir. Yani hani biz onda dahi ortak karar almak için test sürümü yapıyor gibiyiz topluluğumuzda. Hani bazen zorunlu toplantıları sabitliyoruz ve o gün herkesin katılabilmesi için elinden geleni yapmasını rica ediyoruz ama birlikte karar vereceğimiz ve birlikte bir çalışma grubu oluşturduğumuz herhangi bir konuda o hem yükü paylaşmak için hem bir kişide bir şey üstünde yapışmasın diye, yani o sorumluluğu yaymak, birlikte yaptığımızı hissettirebilmek gibi süreçlerde, mesela örnek vereyim, bizim proje geliştirme komitesi ve psikososyal destek komitesinin ortak bir projesi vardı ve dediler ki biz oyun kutusu yapacağız. Şu anda ortak aldıkları karar dönem, yani mevsimlik dergi çıkarmak. Yani oyun kutusundan ortak karar alarak geldikleri nihai çıktıdan herkes memnun. Ama başlangıç noktasından bambaşka bir şey. Hani bu mümkün. O yüzden fikrimize tutunup yapışıp, hani örnek veriyorum, kooperatifte birisinin nakış işi çok iyidir ve nakışla para kazanmak istiyordur. Ama o nakışı diğer bir kişi sadece çantaya koymak istiyordur. Ama aslında onun çözümü nakışı alıp işte şu anda hani ürünleştirmek de çok zor bir şey seçtim somutlaştırırken, ama bambaşka bir şeye koyup bir yaka iğnesine döndürmeyi de önerebilir. Ya da o nakışı başka türlü işlemeyi de, belki de bir cümle işleyecek o nakışın üstünde. Yani o ortak karar alma kısmında hiç sesini çıkarmayanın da dile gelebileceği bir açıklık ve ortam yaratılması çok önemli. Yani hiç ses çıkarmayan kararı kabul ediyor demek değil. Hani işin özü bu. Yani o toplulukta hiç ses çıkarmadın ki, sen bana hiç itiraz etmedin ki. Aslında orada durarak da bir itiraz ediyor olabilir o. O yüzden sorunun tipini değiştirerek, buluşmanın yöntemini değiştirerek o kişiyi de sürece dahil etmenin kıymeti çok büyük. Çünkü o hani azınlık aslında o kişi. Çünkü diğerleri evet derken belki hayır diyerek çıkacak o kişi. O azınlığın bilgeliği diye bir kavram var. Yani onun hayır demesinin aslında bütün topluluk için bir faydası var. Onun o görüşünü dile getirmek çok önemli. Yani oyun kutusu yapamayız, hayır dedi bizden birisi ve gerekçelerini açıkladı.
Sonra da hep beraber çok daha rahat yapabilecekleri bir projeye döndürdüler. Ve hani Haziran ayında hedef okulun kapanmasıyla beraber 3-6 yaş için çocuklara yazın kullanabilecekleri bir kitap dergi ulaştırmayı sağlamak. Hani burada hayır diyen neden hayır dediği çok büyük bir çok büyük bir fayda olarak kullandılar işin içinde nihai şeye dönüştürürken diyeyim. Ve hani topluluktaki herkesin bir sayfayı temsil ettiğini söylüyor. Bizde mesela bir gönüllümüz Melike var, Melike Çorlak. O da sosyolog ve şey diye tarif ediyor. Ben burada diyor bir kütüphane rafındaymışım gibi hissediyorum. Hani ben de bir kitabın bir sayfasıyım. Ama aynı zamanda başka sayfaları okuyup onlarla da harmanlanabiliyorum. Ve o kitapları açıp istediğim gibi karşıdakine tabii ki hani saygı ve iyi niyet temelli olarak görüşümü dile getiriyorum. Ve beni geliştiren bir yorumla karşılaşıyorum. Yani benim yaptığım bir yorum kişiselleştirilmeden gerçekten topluluk amacı için duyulabiliyor. Yani işin özünde açık bir ifade alanı bulabilmek, dile getirebileceği bir yer olduğunu bilmek ve onu kucaklayan bir şefkatle karşılaşmasını sağlamak bizim duygularla hareket ettiğimiz gerçeğini de gösteriyor bana. Ve bence topluluk duygusal bir makine. Makine diyorum çünkü sistemi var toplulukların. Ama duygulardan besleniyor. Ve o duyguları nasıl dönüştürdüğümüzle çok alakalı. Bizim yolculuğumuzda ihtiyaçları ifade edebilmek, durmak ve bakmak, birbirimizden görüş almak, katkı almak çok kıymetli. Benim hani bugün sizlerle paylaşmak istediğim şeyler özetle bunlar. Sözü Büşra'ya bırakmak istiyorum ama eklemek isteyen varsa da mikrofonunu açıp paylaşabilir. Buradayım. Teşekkür ediyorum herkese. Mikrofonunu biri açacak mı diye bekliyorum ama sanırım paylaşım. Tabii Bilgi, bir söz sormak istiyorum da konunun içinde küçük bir ayrıntı. Bu bahsettiğiniz toplantı kararı bile şey dediniz, onun üzerine bile tartışıyoruz veya değerlendirme yapıyoruz. Bu konuda Doodle diye araç var, haberdar mısınız bilmiyorum ama yani bu tür araçlardan da yararlanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bizim için topluluğun kararı çoğunluğun kararı değil. Biz topluluğun kararını herkesin katılımıyla alıyoruz. Ya orada çoğunluk da bu değil. Daha ortam olarak çoğunlukla evet orada da öyle bir durum oluşmuş oluyor ama yani bir şeyleri görebilmek adına bir araç sağlık olarak. Tabii mutlaka kullanıyoruz Doodle'ı. Tabii çok sağ olun. Doodle, evet. Miro, Moodle, evet. Zoom evet. Artık online'la beraber bize öğretti her şeyi. Ben bu arada bir şey daha bir yazı paylaşımında bulundum chat kısmından. Yani Türkiye'de 3 kavramı çok yoğun biliyoruz, yaşıyoruz ve pek fazla da bilmiyoruz. Başkan kavramını, danışman veya muhtar kavramını. Bunların sizin yönetiminizde de bulunduğu gibi bir şeyin ne olacağını değil, ne olmayabileceğini bilmek, karar verebilmek. Ve biliyorsunuz derneklerde 7 üye asgari olmak üzere tekil olmasıyla birlikte bir de o konuda yani başkanın sadece oy noktasında, karar verme noktasında bir fark vardır. O da üyedir biliyorsunuz. Başkan ne yazık ki yalnız biz daha farklı bir göçebe kültürden geldiğimizden dolayı illa başımızda biri bir şey söylesin, ona göre diğerleri hareket etsin, uyusun diye böyle bir genel bir alışkanlık da var, eğilim de var. Bunu ama farkındalıkla biraz yürütmek, yönetmek, değiştirmek de olmakla en azından kendi içinde bulunduğumuz organizasyonlarda, hizmetlerde yani bir şekilde artı iki oya sahip olabilecek veya ne olmayabileceğini söyleyebilecek olan kişidir ancak başkan. Ne olacağı konusunda değil. Tam tersine işliyor ne yazık ki. Ayrı konu ama hemen sizin organizasyonunuz biraz daha ideale yakın olan bir çaba. O açıdan tebrik takdir ediyorum ama çoğunluk olarak yani ülkelerden tutun diğer organizasyonlara kadar. Mikrofonunuz kapandı. Evet. Yani bizimki de bir çaba. Evet. Ama böyle galiba kapandı. Evet tamam. Peki böyle yani. Gençler sözleri duyulsun çok istiyorlar ve bizde oldukça yeni mezun tecrübeli kişilerin yanında yeni mezun olan kişiler de çok fazla var. Biz çok dikkat ediyoruz herkesin sesini duymaya çalışmak konusunda. Bazen zaman harcadığımızı söyleyenler oluyor kendi topluluğumuzdan da. Ama bunun da bizim için bir süreç olduğunu onlara hatırlatıyoruz. Ki ben çok hızlı aksiyon alan ve koşmayı seven bir insanım.
işleri yaparken bu benim de dinginleşmemi ve daha dışarıdan bakmamı sağlıyor bütün süreçlerimize. O açıdan çoğunluk değil de birliğin kararı, bütünün kararına odaklanmak bize bu dönemde iyi geldi. Sevgili Bey'e paylaşım için çok teşekkür ederiz. Yavaştan programı toparlamak isteriz. Bu saate kadar bizimle kaldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Güne başlarken bugün buradan cebinizde neleri götürmek istersiniz gibi bir soru sormuştuk. Şimdi de bugün buradan cebinizde neler götürüyorsunuz diye sormak istiyoruz. Doğrudan çete yazabilirsiniz. Dilerseniz mikrofonunuzu açıp bugün cebinizdekileri bizimle paylaşabilirsiniz. Nasıl daha rahat edecekseniz sizleri dinlemeyi de okumayı da can gönülden isteriz. Ben teşekkür ederim. Az önce de belirttiğim gibi dedim zaten ben ödevimi aldım demiştim. Daha hani net bir şey en azından bir şekilde yazmak ya da bir sunumla ya da bir Word belgesiyle artık bir şekilde ifade etmek. Hani bir rapor gibi, bir grafik gibi bunu hedefledim, bunları keşfettim. Bu şekilde olursa bu çözüm olur, bunun da faydası budur gibi en basitinden bir yazmak, bir not defterine bile bir yazıp bunu anlatmak. Bu önemli. İş birlikleri içinde STK'ları nasıl evirebilirim özel sektördeki çalışmama bunu da konuştum. Bunun için teşekkür ederim. Çokça güzel, verimli bir toplantı oldu A'dan Z'ye. Yani bugün bana özel eğitim gibi algılasam yeridir kendi içimde. Çok teşekkür ederim. Hafta içi de bu konuyu konuşmuştum. Çok güzel denk geldi böyle. Hani evrene mesaj ver gelsin gibi oldu. Aynen. Hani bir canlı örneğim bu arada. Yasemin örneklemesi üzerinden. Çok teşekkür ederim her şey için. Emeklerinize sağlık. Paylaşım için biz çok teşekkür ederiz sevgili Yasemin. Ceplerini doldurduğun için ekip olarak biz de çok mutlu olduk. Yavaştan chatten yanıtlar gelmeye başlıyor. Sinem yeni tanışıklıklar cebinde götürüyormuş bugün ve Nergis deneyim ve yol hazırlığının önemi yazmış. Mahmut insanların tecrübeleri derken sevgili Yasemin'den de çok teşekkür ederiz. Kadın ve Gözde farklı bakış açıları önemli, kolaylıklar dilerim diye paylaşımlarda bulunmuş. Sevgili Zübeyde birlikte başarı, dayanışma, çözüm mümkün, çok çalışma, gençler hep olmalı, teşekkürler derken Nergis de teşekkürler, görüşmek üzere deyip aramızdan ayrılmış. Kapatmadan bir iki ricam var sizden. Birazdan ekranımı paylaşacağım sizlerle. Mümkünse sizlerin de tarayıcıdan menti.com bağlantısına gitmenizi rica ediyorum. Chat kısmından da paylaşıyorum. Doğrudan bu linke de tıklayabilirsiniz. Ya da tarayıcınızdan menti.com yazabilirsiniz. Ay pardon, Gözde yaptım. Bunu herkese paylaşmam gerekiyor. Evet. Doğrudan linke tıklayabilir. Ve karşınıza çıkacak ekranda 86360082 kodunu girmenizi rica edeceğim. Girdiğinizde burada sizi bir soru karşılıyor olacak. Bu sırada soruları hep birlikte görebilmek adına ben de ekranımı sizinle paylaşmak istiyorum. Sanırım bir saniye rica ediyorum. Paylaşamadım. Slide'ı değiştirdiğini yazıyor Büşra. İstersen geri dönersen. Şu an görüyor musunuz? Paylaşımını görmüyoruz da ana döküm linkte yazıyor. Tamam. Şimdi ekranımı da paylaşabilmeyi niyetliyorum ama beceremiyorum. Evet. Sanırım şu an itibariyle görüyor olmamız gerekiyor. Yes, gördük. Sizlerden bir saniye, şunu aşağıya indirebilirsem. Niye tutuldu bu kadar? Karar alma, birbirinden öğrenme ve verimli ilerlemenin nasıl mümkün olduğu konularında bilgi düzeyinizdeki artışı puanlamanızı rica edeceğim. Burada bir en düşük 10 en yüksek puan aralığı. Verdiğiniz puanı da nedenselleştirerek nedeninin ne olduğuna dair de bir yazı yazabilirseniz bugünü bizler de kendi açımızdan değerlendirebiliriz. Birinden 8 yanıtı gelmiş. Eğer tekrar giriş yapabiliyorsa puan verenler lütfen yanına nedenini de yazın. Sadece puanlar geliyor şu anda.
Nedenini de okumak isteriz. Hangi çıktılar size bu puanı vermeye itti? Bilgi düzeyinizdeki artışı neden olan durum neydi? Bunu da okumak bizim için çok kıymetli olacak. Bir iki dakika beklersek sanırım yazılı tanımlama yapanlar için de daha kolaylık olacak. Sanırım ben ekrandan ilerledikçe çünkü sizlerin ekranından bu yazı kaçıyor olacak. O yüzden herkesin fikrini okuyabilmek, deneyimini okuyabilmek istiyoruz. Ben doldum. Tabii. Gözde, bu sırada belki sana şeyi sorabilirim. Ekranım komple mi görünüyor? Yani en alt barda siz şeyi varsınız mesela. Şeyi görüyoruz şu anda. Yani Chrome'u görüyoruz. Bütün Chrome'unu görüyoruz. Yani böyle açılan bir sürü şeyin var. Üzgünüm. O kapatamadım. O yapılır da şey, hani tarif etmek için. Teşekkür ederim. Altta kendinizi tekrar tekrar görmüyorsunuz değil mi şu anda? Yok. Siz şey yapmıyoruz. Tamamdır. Derneğinizin tanıtımı ve hikayeleriniz grup çalışması temellendirilerek 9 puan veren bir yazıyı okuyorum. Ben isimleri görmüyorum. Görmüyoruz. Yani daha sonrasında da görmeyeceğiz. Bir dakika daha bekleyeyim. Belki tarayıcıdan giremeyenler olabilir. Ya da yazısı uzun sürenler olabilir. Yanıtlarını verenleri de bekletmek istemeyiz. Paylaşımda bulunmak isterseniz daha sonrasında da bizimle iletişime geçip günü değerlendirebilirsiniz. 7 rakamı ve 10 şahaneydi, çok şahaneydi yazısıyla geldi. Teşekkür ederiz tüm ekip adına. Deyip bir sonraki soruya geçiyorum o halde yavaştan. Geçemedim. Geçtim mi? Geçtim, evet. Bu etkinlikte anlatılan yöntem ve araçları kullanarak toplumumuza değişim yaratabileceğinizi düşündüğünüz 3 şey ne olurdu diye bir soru sorduk. Bunu bir örnekle aktarabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz de doğrudan aklınıza gelen ve toplumunuzda kullanabileceğiniz, topluluğunuzda bir fark yaratabileceğiniz, değişim yaratabileceğiniz 3 durumu bizimle paylaşabilirsiniz. Ekran paylaşımını durdurmak isterim. Bu sırada birkaç tane tanımlama yapmak istiyorum. Sizler yazınızı yazmaya devam edebilirsiniz. O ekran şu anda açık. Yanıtlarınız bize ulaşıyor olacak. Günü de toparlayabilmek adına hem de zamanınızı daha fazla almak istemeyiz. Bu zamanı da daha verimli kullanabilmek adına daha doğrusu. Yavaştan kapanışa doğru gelmek istiyoruz. Bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Deneyimlerinizi paylaşmanız bizim için çok kıymetliydi. Deneyimlerinizi dinliyor olmak ve bundan kendinizde birer deneyim çıkartıyor olmak çok çok kıymetliydi. Bağlantınıza sağlık. Bugünün fotoğrafını çekmek ve ilerleyen günlerde sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteriz. Eğer sizler için şu an vakit uygunsa ve görüntünüzün görünmesini isterseniz kameralarınızı açmanızı rica edeceğim. Bu sırada da nasıl poz vermek isterseniz poz vermenizi rica edeceğim. Böyle çekmek istiyordum. Çok pardon, erken oldu. Nasıl poz vermek isterseniz pozunuz tamam olduğunda deklaşöre basıyor oluyorum. Bir iki tane daha aldım. Çok çok teşekkür ederiz. Eğer projeyi sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz chat kısmından projenin sosyal medya hesaplarını ve projeye dair gelişmelerin paylaşıldığı web sitesini chat kısmından sizlerle paylaştım. Kadim sohbet serileri devam ediyor olacak. Onların bilgilerini de sosyal medya hesapları aracılığıyla alabilirsiniz. Bir de projenin bir çıktısı olarak bir dayanışma ağı, kadın toplulukları arasında bir dayanışma ağı kurmak niyetindeyiz. Dayanışma ağında en temelde niyeti Türkiye'deki kadın topluluklarının yaptıkları adil uygulamaları da birbirlerine destek olabilmeleri, birbirlerinden güç bulabilmeleri, yakınlarındaki kadın topluluklarını tanıyıp bilebilmeleri, aynı zamanda
Bu dayanışma ağı bir haritalanmayla web sitesinde var olacağı için adil uygulamalar yapan kadın topluluklarını görmek, bilmek isteyenlere de açabileceğimiz bir alan kurmak niyetindeyiz. Bu yüzden sizinle bir bağlantı paylaşmak istiyorum. Sevgili Nebile'nin, proje koordinatörümüz Nebile'nin ve benim mail adreslerimiz. Projenin dayanışma ağı içerisinde olabilecek, sizlerin tanıdığı iletişim ağınızda olan kişileri dilerseniz bizimle doğrudan iletişime geçirebilirsiniz. Nebile'nin ve benim mail adreslerimi kullanabilirsiniz. Ya da kadim.org içerisinde şu anda toplulukların profil oluşturabilmesi için bir alan yarattık. Bu alandan da eğer ki bu bağlantıyı tanıdığınız kadın topluluklarıyla paylaşırsınız, onlar doğrudan giriş yaparak kendilerine birer profil oluşturabilirler. Yanıtlar da yavaş yavaş geldi. Paylaşımlarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Kapatmadan farklı bir paylaşım yapmak isteyen olursa onları alan açmak isteriz. Çok para bir sorum olacak da. Buyurun lütfen. Kadın toplulukları olması şart mı, yoksa çeşitli iklimle ilgili çalışan başka topluluklar olabilir mi? Magaç kadın. Öncelikli niyetimiz aslında Türkiye'de iklim meselesini çalışan, iklim meselesine çözüm üretimleriyle çözüm bulan kadın toplulukları. Belki bunun daha ilerleyen süreçlerinde dayanışma ağı kendi kararları çerçevesinde farklı grupları da dahil etmek isterse tabii ki onlar da dahil olabilir. Ancak projeyle ileride güzel işbirlikleri olacağını düşündüğünüz kişi kurumlar varsa onları Nebile'yle ya da benimle de paylaşabilirsiniz. Belki sohbetlerimizden birine konuk olurlar. Belki dayanışma ağının içerisinde farklı bir şekilde konumlanırlar. Bütün işbirliklerine ve iletişim kurmaya açığız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Var mı paylaşım yapmak isteyen, kapatmadan bizimle bugüne dair bir şeyler paylaşmak isteyen? Teşekkür ederim. Çok güzel bir toplantı oldu. Güzel bir sohbetti. Güzel, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok yerim almış bir şekilde ayrılıyorum. Teşekkürler. Bağlantınıza sağlık. Umarım daha sonraki sohbetlerde görüşürüz. O zaman, lütfen Zübeyde Hanım. Sesiniz kapalı, çok özür dilerim. Duyamıyoruz sizi şu anda. Ben de toplantıyı çok verimli buldum. Bilgilendim. Teşekkür ediyorum. Özellikle siz gençlere olan umudum daha da arttı. Başarı diliyorum. İzleyeceğim ve yaygınlaştıracağım arkadaşlarımı. Çok çok teşekkür ederiz. Hem katılımınız hem de paylaşımlarınız için. Teşekkür ediyorum. Başarı diliyorum. Hepimize daim olur umarım. O halde sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler herkese. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.